Holografik Bakış'ta Ramazan programımıza hoş geldiniz. Ee, nasip olursa bu Ramazan boyunca sizinle Ramazan'a dair böyle kısa söyleşiler yapacağız. Yine holografik bakış perspektifiyle. Allah Ramazan'ınızı kabul eylesin, makbul eylesin. Ee, i̇nşallah Ramazan vesilesiyle Kur'an'a pencereler açsın dünyamıza. Evet. Bereketiyle gelir inşallah. 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 Bizi de Bizde hani bu duada var ya bariklana lana fi ve şaban ve belligna ramazan yani ramazana ulaştır kavramından belligna keliminde ne kastediliyorsa o hakikate ulaşmayı nasip etsin inşallah. Çünkü ramazan bir kavuşma bir bereketin sonucunda ulaşılan recebin ve ee, Şaban'ın mübarek ayların neticesinde ulaşılan bir makam herhalde. Biz bir, de bir o makam hal bir durum. Evet. O makama ulaşmak ve Kur'an'ın hakikatine dokunmak nasip etsin bizi de inşallah. Amin. Bu vesileyle burada Ramazan e, risalesinden hakikatler devşiririz, beraber paylaşırız inşallah. Geçen seneki Ramazan muhabbetlerinden hatırladığımı söyleyeyim müsaade edersen. Ee, Ramazan öyle bir haldi ki, öyle bir tasvir etmiş, resmetmiş idik ki... E, ...içinde zayıflığımızı, acizliğimizi falan anlamakla beraber... ...aslında Kur'an'ın bizim dünyamıza, nuzulüne bir hazırlık, bir... Ee, farkındalık mı diyelim bir açıklık yani böyle bütün tabiri caizse kanalları açıp menzilleri açıp dört gözle duzulu beklemek gibi bir şeydir Ramazan. Şöyle ben anlıyorum çocukluk halinde insan bir nevi hayvan gibi yani etrafındakilerin tam farkında değil algılayamıyor. Belki dokunuyor, hissediyor ama mana cihetiyle, hakikat cihetiyle etrafındaki farkı e, şey yapamıyor. İnsan doğru. ne yapıyor? O çocukluk döneminden gençlik dönemine doğru bir eğitimden geçiyor. Şuurluluk, e, soyut kavramlara ulaşma noktasında bir eğitimden geçiyor yani bir zihni olgunluğa ulaşmaya başlıyor. O zihni olgunluktan sonra etrafındakiyle algılıyor, anlamlarını söküyor, anlıyor, şey yapıyor dünyayı tanıyor, eşyası eşyayı tanıyor, insanlarla insanları tanıyor, ilişkileri tanıyor, duyguları tanıyor. Birçok alemi tanıyor diyelim. Bir yönüyle tanıyor tabi. Kur'an da sanki bizim için biz Kur'anla olan muhatabiyetimizde, gayb olan muhatabiyetimizde böyle bir konumdayız. Çocuk konumundayız. Yani şuurumuz tam açılmamış. Hmm. tam ona muhatap olacak bir konuma gelmemiş. O Kur'an'a nasıl çocuklukla gençlik arasında bilinçlilik noktasında farkındalık noktasında çok muhteşem bir ayrım var. Evet. Kur'an'a muhatap olmakla Kur'ansız bir e, anımız Kur'ansız ve hakikatsiz anımız arasında böyle bir uçurum var, böyle bir hadsiz bir mertabe, mertebe var, merhale var. E, Ramazan o farkındalığı yakalamamızı ve Kur'an'ın hakikatine ulaşmamıza vesile olacak bir. Aslında bir ön çalışma diyelim. Yani bizim e, o Kur'an e, sarayına, sarayına girişimizi engelleyecek hallerden ve veya o sarayda e, ki ebediyetle olan muhatabiyetimizi, değil mi? E, Setretecek, bozacak. Bozacak olan şeylerden kurtarıp onlara hazırlamak, ihsar etmek e, konumunda bir mahiyeti var Ramazan'ın. Daha doğrusu Ramazan'la yapılan fiilin, Ramazan'la yapılan e, Cenab-ı Hakk'ın Ramazan'ı emretmesi neticesinde o orada elde edeceğimiz tecrübe bizi ona hazırlayacak. E, Kur'an'ın e, iklimine hani tabir der ya, Kur'an'ın iklimine, Kur'an'ın şehrine gireceğiz. O sarayın içerisinde belki de e, Kur'an sarayının içerisinde Kur'an'ın cennetlerinde dolaşacağız. Hakikatlerine muhatap olacağız ki bunu insan an be an hissedebiliyor yani zaman zaman hissedebiliyor yani Kur'an'ın manasının içinde gezdiği zaman dünyadan bir nevi sıyrılıyor ve hakikatle muhatap olmasından dolayı muhte muhteşem böyle bir ruhu bir nasıl söyleyeyim muhteşem bir haz alıyor hatta bazen hani sohbet anlarında şimdi çıkıp gitsem olur falan tarzında dünyadan çıkıp gidebiliriz, şu halimle gitsem dediğimiz anlar oluyor gerçekten. Ee, onu da zaman zaman ihsas ettiğini bile tamamen meleke haline getirebilecek bir konuma Ramazan hali, Hı. Ramazan'la beklenen savun, oruçla kazanılan hal herhalde bunu sağlayacak. Biz de buna vesile olması niyetiyle burayı okuyacağız inşallah. Yani eyvallah. Ee, zihnimde şöyle bir şey canlandı sen onları söylerken bir ay var mesela o aydaki en yoğun şey, en baskın gelen en yoğun aktivite o aya isim veriyor. Mesela işte ney? Bazı memleketlerde oluyor değil mi? Böyle büyük festival oluyor o ay veya o haftalar kimse çalışmıyor. Soruyorsun festival ayı diyorlar. Bu ay festival ayı. Herkes çılgınca eğlenir, bir şeyler yapar falan o zaman dilimine o, o hal siniyor. İsim verecek kadar. Veya işte bazı yerlerde mesela Avrupa'da falan oluyor böyle bir orada fuar oluyor. Bir ay boyunca bilmem ne fuarı oluyor. Oraya o siniyor yani isim verecek kadar siniyor o aktivite. Evet. Şimdi aslında bu açıdan bakıldığında Ramazan ne ayıdır diye sorulsa açlık ayı denmesi lazım. Hani eziyet ayı falan gibi böyle sıkıntı ayı. Niye? Sabah hesap ettik. 16 bu bu mevsimde tuttuğumuz, bu sene tuttuğumuz Ramazan orucu 16 saate falan denk geliyor. Yani buna bir isim verecek olursanız bu ay ne ayı dışarıdan biri baksa der. Açlık ayı yani başka bir isim verilmez buna. Halbuki değil. Ramazan ayı, Kur'an ayı. Hı hı. Değil mi? Hı. Çelişki veya garip yani bunun bir sırrı olması lazım. Hı hı. Demek ki o ayı... E, esas Ramazan ayına sinen şey, esas Ramazan ayının aidiyeti Kur'ansa bu açlık demek ki o da ona hizmet etmesi evet, lazım. Evet açlık ona hizmet ediyor doğru. Evet bu, bir saattir bunu, bu bağlamayı yapmak için uğraşıyordum. <laughs> Güzel. O zaman bunun hısırını çözmeliyiz. Yani biz boşu boşuna aç kalmıyoruz. Hatta bu diyetle falan ilgili de değil. Kesinlikle bunun Kur'an'la bir alakası olması lazım. Yani bu aya Kur'an ayı ismini veren ve bizi aç tutan, oruç tutturan zat bu ikisi arasında çok şiddetli bir bağ kurmuş demek ki. Demek ki açlık yoluyla gidici oraya. Aynen. Öyle hı. anlaşılıyor. Hı, hı Acıkmak gerekiyor ona. Neye acıktığımız bağlı şey alakalı bir şey yani. Aynen, aynen, aynen. Evet. O Peki zaman... nasıl yapalım? Yani geçen sene e, ki Ramazanımızı geçen sene Ramazanda Ramazan risalesini başından içmeye, yudumlamaya başlamıştık. Bugün de başka kısa olacağı için başta geçen sene okumadığımız yerlerden okuyalım. Evet, evet. O zaman şöyle yapalım. E, dördüncü nükteden alalım. Tamam ha. Olur. Başlayalım inşallah. Direkt Ramazan-ı Şerif'teki oruçla başlıyor zaten. Hı. Bakalım ne diyecek. Evet. Yani bu dördüncü noktaya işini niye bunu tercih ettiğimizi de sorulabilir de daha çok nefis eksenli, enfüsi tefekkür ve enfüsi terbiye eksenli gitmeyi hedeflediğimiz için belki dörtten başladık diyebiliriz, değil mi? Bu sene Ramazan'ı böyle diyorsun. Böyle olsun. <laughs> Peki. Yani. Bu senenin Ramazan'ından bu şekilde istifade edelim. Evet. Bakalım ne olacak. Yalnız hakikaten önemli Yine az evvel sen ilk programa girişte konuştuklarından zenimde o canlanıyor. Yani bir ay şey, e, yarat Allah'ın şöyle bir kuralı var. Bizi periyodik olarak bir şeylerle muhatap ediyor, değil mi? Sürekli nefes alıyoruz, bak çok sık şekilde. Sürekli yiyoruz, içiyoruz ve bunun defiyle ile uğraşıyoruz. Habire işte kıyafetlerimizi kendimizi temizlememiz, tırnaklarımızı, saçlarımızı kesmemiz falan falan böyle bir periyodik şeyler var. Ama bunlar hani nasıl diyeyim? Ramazan kadar şiddetli ve uzun kesintisiz bir zamana yayılmış. Bir, bir tek Ramazan var. Hı hı. Yani böyle hani senemizin bir ayını böyle küldürt diye işgal ediyor. Tam tabir öyle yani bildiğin halt hart diye orayı alıyor. Bir sebep için işgal ediyor. Ya bunu boşa geçirmemek lazım. Ya yapmayacağız. Ya hakikaten vakit israf edip kendimizi perişan etmeyeceğiz açlıkla veya neyse bunun karşılığı bileceğiz ona göre hareket edeceğiz. Evet. Güzel. Peki daha fazla uzatmayayım. Yok. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Ayeti de okuyalım isterseniz. Hmm. Evuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an hudan lin-nâsi ve beyyinâtin minel hudâ vel furkân. Dördüncü nükte. Şu ayet ilginç şimdi dikkatimi çekti de. Oraya giriydim. Tabii, o kadar girizgahı yapınca ayet dikkatini evet eyvallah buyurun. <laughs> Şimdi şehru Ramazan ellezi unzile fihi'l Kur'an. Burayı konuştuk. Geçen sene konuştuk. Yani biraz önce de bahsettiğim. bu bahsettiklerimiz ona sayıldı diyorsun. Tamam. Huden linnas. Huda. Huden Ne demek bu? İnsanların hidayeti için. Ha, nasın hidas huda huda. Tamam. Hidayeti için. Yani Kur'an o vakitte o Ramazan ayında nuzul etti ki ki insanlar hidayete ulaşsınlar diye. O yani Ramazan ayı dışında inzal olsa hidayete vesile olmayacak mıydı falan? Yok Kur'an o demek ki Kur'an'a muhatap olmayla hidayeti arama arasında bir ilişki var. Demin açlıkla bağlantı evet, kurduk evet, ya. Evet. O demek ki öyle bir bağlantı var ki bunu söylemiş Hüden Nasi. Çünkü hidayete ihtiyaç duyan insan ancak Kur'an'a muhatap olur ve Kur'an'a arar. Demek ki hidayete hidayeti arama ihtiyacı içinde olmak lazım ki namazan o hidayet ihtiyacını belki de ziyade olarak evet. anlamamıza ve idrak etmemize vesile oluyor. Acıkmayan insan için sofranın ekmeğinin hiç ekmeğin hiçbir kıymeti yok. Evet. Minel huda ve furkan hidayetten, gerçek hidayetten, hadi olan Allah'tan e, gelmiş. Ha aslında evet. Huda, evet. Hüda minel hüda vel furkan. Yani apaçık bir hidayet ve hak ile batılı arasında ayıran Kur'an o ayda indirilmiştir. Furkan Kur'an. Hüda, hüda. Hı -hı. Peki. Evet. Dördüncü nükte. Ramazan-ı Şerif'teki oruç nefsin terbiyesine baktığı cihetindeki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki. Eyvallah geliyor çok sert. Nefis kendini hür ve serbest ister ve öyle telakki eder. Nefis kendini hür ve serbest ister ve öyle telakki eder. Hatta mevhum bir rububiyet ve keyfe ma yaşa hareketi fıtri olarak arzu eder. Buradaki fıtrat nefsin fıtratını evet. kabulüyor. Yani nefis fıtratı it icabı, fıtratı itibariyle... mevhum bir rububiyet ve keyfe ma yaşa yani keyfine göre keyfi çektiği gibi hareketi fıtri olarak ister. Hadsiz nimetlerle terbiye olunduğunu düşünmek istemiyor. Hususan dünyada servet ve iktidarı da varsa, gaflet dahi yardım etmişse, bütün bütün gasıbane, gasp edercesine, hırsızcasına nimet ilahiyeyi hayvan gibi yutar. İşte Ramazan-ı Şerif'te en zenginden en fakire kadar herkesin nefsi anlar ki kendisi malik değil, memlüktür. Hür değil, abddir emrolunmazsa en adi ve rahat şeyi de yapamaz, elini suya uzatamaz diye mehum rububiyeti kırılır. mehum yani o vehmedilmiş, zannedilmiş, hayal edilmiş rububiyeti kırılır. Ubudiyeti takınır, hakiki vazifesi olan şükre girer. Yani Said Nursi hazır bizim açlık ve halsizliğimizden istifade ederek bayabildiğin boksör gibi sağlı sollu yerleştirdi. <laughs> Evet. Nasıl yerleştirdi bir söyle bakayım. Sondan alacağım. Tamam. Güzel. Hakiki vazi... Ee... Hakiki vazifemiz şükür yani. Evet. Nefsin hakiki vazifesi şükür ki cümleyi öyle paragrafın içinde son paragrafta öyle diyor bak. İşte Ramazan-ı Şerif'te zenginden en fakire kadar herkesin nefsi anlar ki bıdı 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 en sonda hakiki vazifesi olan şükre girer. Hı hı. Demek, nefsin hakiki vazifesi olan. Ha, nefsin hakiki vazifesi şükür. Nefis şükür mü ediyor? Ha, pardon özür diliyorum bir geri aldım. Nefsin hakiki vazifesi şükür. Madde bir. Elimizdeki e, donelerden birincisi bu. İkincisi fıtri olarak nefis e, mevhum bir rububiyeti vardır ve keyfe yeşe hareket ister. Budur. Nefsin fıtratı budur. Ama ee, hakiki vazifesi de şükürdür. Ne olacak o zaman? Yani keyfe mayaşa hareket eden, kendinde rububiyet gören. Rububiyet nedir? Çok uzun bir mevzu. Yine o konuştuklarımızı atfederek bırakalım. E, ee, şükrünü yapar mı? Yapmaz. Hı -hı. O zaman ne olacak? Mevhum rububiyeti kırmak lazım. Hı -hı. Dolayısıyla aç bıraktığımız yerde diyor ki, e, anlar ki kendisi malik değil, memlüktür, hür değil, abdir. Rububiyeti doğrudan kıran iki şey. Bir kere senin değil, üzerinde rablik iddia ettiğin şey senin değil ve üzerinde tasarruf hakkın yok. Hür değilsin çünkü, abdisin. Daha mı karıştırdık? Yok yok güzel güzel. Ben şey yapmaya çalışıyorum. Emrolunmazsa en adi ve en rahat şeyi de yapamaz. Mesela elini suya uzatamaz. Dolayısıyla rububiyet iddiası sıfır da dahi edemeyecek pozisyona düşüyor nefis. Yani zaten öyle de onu idrak etmiş anlamış oluyor. Bu vesileyle esas vazifesi olan şükre dönüyor. Şimdi bir şey niye terbiye ihtiyaç duyar? Terbiyesiz olduğu için. Aynen öyle. Yani terbiyesizlikten kasıt bu kasıt bu edepsiz anlamında değil. Evet. O noktada gelişmeye ihtiyacı var. Terbiyeye ihtiyacı var. Çeliğe hmm. bile terbiye verilir, değil mi? Nefsin fıtratı, nefsin fıtratı madem... Nefsin fıtratı, rubiyet ve keyfe, mayeşa hareketi fıtri olarak arzu ed ed ediyorsa... Tamam. E bu o zaman bunu... Vermek lazım. Neyi vermek lazım? E fıtratında ne varsa onu vermek lazım. Eyvah oldu. Ondan sonra cozutsun gitsin. Yalnız tehlikeli bir şey söyledin farkında mısın? Yani rububiyet ve keyfe mayeşe hareketi yapsın diyorsun nefis. Nereye gider bu? İ İdi yani Ş işte. Şükre, şükre, gitmez kesinlikle. İ İ o zaman ama fıtri madem. Evet doğru güzel soru. Allah madem niye eziyet mi ediyor yani? Hem böyle yaratıp hem de böyle. Şu başındaki cümle. Gergedana uç emri vermek gibi oluyor. Bir... Mevhum bir rububiyet. Tamam. Bak ne diyor? mevhum bir rububiyet ve keyfe mayaşi hayaki hareketi mevhum bir rububiyet. Rububiyet asli bir rububiyet değil. Gerçekten rububiyete sahip değil. Kendisi Rab değil. Tamam. Dolayısıyla fıtratı derken fıtratı derken burada nefsim fıtratı Rub... Rab olmaya müsait değil. Evet. Bunu istemeye müsait. Heh. Çalmaya müsait. Heh. Dolayısıyla biz burada mevhum kavramı üzerinde durmamız gerekiyor. Senin insanın hürriyet arzusu veya kendi kendini terbiye etme arzusunun olmuş olması ona o arzusunu vereceğimiz anlamına gelmez. Çünkü insan hiçbir zaman Rab olamaz. Hiçbir zaman Rab olamaz olamayacağı için ona rububiyet Senin vermek de, hadi yap rububiyet diyemez. Diyemez. Demek de rububiyeti heves edecek, isteyecek, elini uzatacak şekilde yaratılmış ama. Ha, o olması yanlış değil. İşte o mevhum rububiyet talebi yanlış değil. Evet. Rububiyet kendisi kendini ama o zaman onun onu ona o şekilde bir şeyin verilmiş olması onun terbiye edilmesi gerektiğini de vurguluyor burada. Yani şunu demeye getiriyorum. Mesela insaniyetin fıtratı bu katta konuşmuştuk bugün belki. İnsaniyetin fıtratı fıtraydı yeri ubudiyetle mükelleftir. Evet. İnsan olarak. İnsan ve ma kalaktul cinne vel insa illa le yabudun diyor. Bana ibadet etsin diye yarattım. İnsaniyet insaniyet ubudiyetle insaniyet oluyor. Rabbi tanıma ve insan. insanın fıtratı ancak ubudiyetle ne oluyor? Tezahür ediyor. Peki bu insaniyetin engelleyen ve ona insaniyetini unutturup anlatabiliyor muyum? Kendisini Rab konumuna, abd edilen konuma getiren şey nedir? Nefis. Nefistir. Benim insaniyetimle çakışan bir konum var burada. Değil mi? Yani nefsimin arzusuyla vicdanımın ve kalbimin arzusu çakışıyor burada. Örnek. Mesela Firavun kendini Rab ilan ederken nefsini dinledi. Çünkü ne yapıyordu mesela? Ona birileri sen Rab değilsin dediği zaman bak diyordu ben öldürdüm. İşte bir köleyi öldürüyordu. Ben öldürdüm. Yine bunu da öldürün. Dur öldürmeyin deyip bak yaşattım diyordu. Sanki kendisinde rububiyet varmış gibi bir vehme kapılıp ilahlık iddia ediyordu buradan hmm. çıkarak. Dolayısıyla buradan şunu anlıyoruz. Eğer nefis kuvvetlenirse yani öldürülmezse, yani terbiye edilmezse insanı insanlıktan çıkarır. Bu, bu da çok ciddi bir tehdit yani. Daha doğrusu başka başka tehdit yok, tek tehdit bu. Hı. Dolayısıyla biz burada aslında bu halin hakiki bir hal olmadığını. Fıtri olarak nefsin böyle bir talebi olsa da bu talebin terbiye edilmesi gerektiğini nereden anlıyorum? Vicdanımın ve kalbimin değil mi? Arzusundan anlıyorum. İnsaniyetimin arzusundan anlıyorum. Yani senin dediğin mesele de onu onu izah ediyor değil mi? Bu bana ters Hı. bir durum. Yani hakikati olmayan bir durum. Ben rububiyeti iddia etmek suretiyle Rab olamayacağım ki. Evet Olmam da mümkün değil. Evet, o zaman evet. bu talep yanlış bir taleptir. Nefsin bu talebini yan... yani demek ki o aslında yanlışı talep etmek için verilmiş. Doğru. Evet. Et, o öyle bir talebi olsun diye yapılmış ama bu talebin değil mi? Onun neticede o talebi elde etmesi için verilmiş değil. O talebi onu bir yere götürecek ki ne yapsın? Verilmiş. Eğer nefsi fıtratı üzerine kullanmak istiyorsan rububiyeti talep etmesi normal. Evet. Verecek misin rububiyeti? Alamazsın Hayır. ki teknik olarak. Yok. Mümkün değil. Mümkün değil yani. Dolayısıyla o duygu niye verilmiş onu anlamamız gerekiyor. Yani niye rububiyet iddiasında olan bir nefis bana takılmış? Bunun fark etmem gerekiyor. Bu da beni neye götürecek? Aslında şükre götürecek. Evet. Çünkü hem kendisi rububiyet iddiasında olduğu halde rububiyeti hiçbir zaman elde edemiyor olması aslında kendisinin terbiye edilmiş olduğunu değil mi? Terbiye etmenin ne demek olduğunu anlamak suretiyle nimeti fark ediyor. Nimeti fark edince de ne olacak? Şükredecek. Hatta şöyle diyor burada. Mevhum bir rububiyet ve keyfe hareketi fıtri olarak arzu eder. Bu iddia ile ortaya çıkar. Bu neyi örter, gizler? Hadsiz nimetlerle terbiye olunduğunu düşünmek istemiyor. İşte bunu demek istiyorum. Yani bir şeyin hadsiz nimetlerle terbiye olduğunu anlayabilmemiz için önce bir vazgeçmesi lazım. Bir terbiyeyi anlamamız lazım. Hmm, Terbiyenin doğru. fark edilmesi için rububiyetin bilinmesi gerekiyor. Doğru. Rablik kavramının bilinmesi gerekiyor. Yani şu gözlük bir zamanlar camı kumdu, plastikli bilmem neydi. Bir terbiyeden geçti ve gözlük oldu. Nefis ama ne diyor? Bu benim diyor. Yani bunun bir nimet olduğunu fark etmek istemiyor. Ha o benimdir duygusu, o benimdir hissi aslında bunun bir terbiyeden geçmiş evet. bir mürebbinin terbiyesiyle ona verilmiş olduğunun bilinmesi için verilmiş. Mevhum olmasının esprisi de o. Eğer ben mefhum bir rububiyet iddiasında olmazsam rububiyet neticesinde bir şeyi terbiye etmenin ve o şeyden bir kemal ve Çıkartmanı. nimet devşirmem mümkün olmayacak. O kemali ve nimeti devşirebilmem için rububiyeti bilmem gerekiyor. O yüzden rububiyet bana verilmiş ama sahipleneyim diye değil, Rabbi tanıyayım diye. Rabb'in nimetlerini yani Rabb'in rububiyetin neticesinde ortaya çıkan nimetleri fark edeyim diye. Ben de o zaman ne yapacağım? O rububiyet suretine su sürecin içine gireceğim. Rububiyet sürecin içine girdiğim zaman ne olacak? Rabbin bir şeyi nasıl terbiye ettiğini göreceğim. Onu yaşamış olacağım tabiriyle. Evet. Bu şuna benziyor. Mesela çocuğun bir tanesi işte nasıl diyelim hani bir, bir şey var böyle kaldırılacak bir şey var. Bütün yetişkinler, güçlü şeyler onu kaldırıyorlar. Çocuk da diyor ki bunu ben kaldıracağım ya bu benim kaldırabileceğim bir şeydir diyor. Bir şekilde bir ucundan tutuyor sonra tecrübe ediyor ki o onun kaldırabileceği bir şey değilmiş. Hmm. O zaman o noktada şunu kabul ediyor. He, ben bu noktada acizim bu adamların hepsi veya bu kuvvetli babam bunu kaldırabilecek kişi odur. Ancak o noktadan sonra anlıyor. Nefis de benzer bir şekilde önce bir rububiyet iddiasında bulunuyor. Bir bakıyor, tosluyor. Yok ya bu benim yapabileceğim bir şey değil. Bu bende olan bir şey değil. O zaman hem rububiyeti anlıyor hem kendi acizliğini de anlıyor. Evet, çok güzel. Kendi acizliğini anlaması aslında nedir? Var olan bir şeyin bir terbiye sonucunda bir evet. nimet olarak ortaya evet, çıktığını evet. anlamasıdır. Acizini hissetmek o demek. Ben Rab değilim demek acizini hissetmek. Ben Rab değilim derken ne kastediyorsun aslında? Benim muhatap olduğum her şey Elimde olan her şey bir rububiyetin, bir terbiyenin, bir kudretin Neticesi. bir neticesidir. Dolayısıyla bu bir nimettir. Evet. Benim affedersin sokakta bulduğum öylesine elde ettiğim bir şey değil. Değil mi? Belki de kainat nispetinde bir şeyle, e, nasıl söyleyeyim kudretle. güçle, kudretle... Tezahür etmiş, ortaya çıkmış, yoktan çıkarılmış kaç, kaç, yoktan çıkarılmış ve sana takılmış bir nimettir deyip ne yapacağım? Şükredeceğim. Eğer nefis bu noktada terbiye olursa kişi, beşer, insan oluyor. Evet. Olmazsa... Husu, Hayvan oluyor. Hususan dünyada servet ve da varsa gaflet dahi yardım etmişse yani nefis terbiye edilmemişse bunlar teorik olarak o anlama geliyor... Bütün bütün gaspane hırsızcasına nimet ilahiyeyi yani o rububiyet neticeleri olarak, vesileleri olarak verilen nimet ilahiyeyi hayvan gibi yutar. Bu çok ilginç. Aslında nimet-i ilahiyeti elmayı, elmayı, bilmem ne yutar değil. Doğru. O şeyin nimet olma veçhesini yok eder. Nimet olduğunun farkına varmadığı için nimeti yutar aslında. Nimetin ortaya çıkmasını engeller manasına geliyor. Bunu da şöyle Betimlemiştik hani padişah iltifatını göstermek için bir elma sunuyor birisine hı hı. huzuruna gelmiş bir tebasından birisine adam da bunu elma deyip katır kutur götürüyor. Yutuyor yani o nimeti padişahı iltifatı padişahı yutuyor resmen. Aslında orada eli görmemek suretiyle evet. o elmanın bir nimet olduğunu asıl nimetin de o elden geldiğini fark etmemesi manasına geldiği için... Onunla irtibatı kesmek suretiyle yutuyor. İşte rububiyet o eli görmesine sebep oluyor. Nesmin, refsin rububiyet iddiası o eli görmesine ben malik değilim, ben Rab değilim demek suretiyle bir Rab var ki bu Rabbin eseri olarak ortaya çıktı. İşte nefsi terbiye edersek bunu anlarız. Nefsi terbiye etmezsek Rabbi tanımayız. Hayvan gibi Geldiğimiz gibi gideriz ki daha beter olur. Kaybederek gideriz. Evet. Peki. Betere. Efendim bugün nasip oldu dördüncü nükteden istifade ettik. Allah daha çok Ramazan'ın nimetlerinden istifade etmeyi nasip eylesin. Bir sonraki holografik bakışta yine Ramazan programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ramazan'da Allah'la kalın.